Merhaba, hoş geldiniz. Matematik çalışma kitabı 3. sınıf, sayfa 90, konu değerlendirme 11'den devam edelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. 5 çarpı 4 işleminde ikinci çarpan 1 azaltılırsa işlemin sonucu nasıl değişir? İkinci çarpanımız bu. Birinci çarpanımız da, şuradan kalemimizi değiştirelim. İkinci çarpan bu, birinci çarpan bu. İkinci çarpan bu. 1 azaltılırsa, 3 yapılırsa ne kadar değişir? Nasıl bir değişim olur? Çocuklar bu tarz soruları yaparken hangi çarpan azaltılır ya da artar diyorsa diğer çarpana odaklanacağız. Diğer çarpan kaç? 5. Ben bunu artırır ya da azaltırsam bunun değeri kadar, 5 kadar artacak ya da azalacak. Örneğin bir tane azaltırsam bir tane 5 azalacak. 2 tane azaltırsam 2,5 azalacak. Artırdığımızı düşünelim tam tersi. Bir tane arttırırsam bir tane 5 artacak burası. 2 tane arttırırsam 2,5 artacak. Yani 2 tane azaltırsam 5,5 10 azalır. 2 tane arttırırsam 5,5 10 artar. Ama bize ne diyor? 1 azaltılırsa, yani sadece 5. İkinci soru. 4 çarpı 2 işleminin sonucunu bulmak için 4 çarpı 3 işleminin sonucundan kaç çıkarmak gerekir? 4 çarpı 2 nedir? 8. 4 çarpı 3 nedir? 12. Aslında şöyle de bakabiliriz. 4'ten 2 tane. 4'ten 3 tane. Yani 4'ler kaç artmış? 1 tane artmış. O zaman ne oluyor? İkisinin arasındaki fark zaten 8 ve 12'nin arasındaki farkı da görüyorsunuz. Sadece 4'tür. İşlem sonucundan kaç çıkarılmalıdır? 4 çıkarılmalı. Bunun cevabı direkt ortaya koyar, çıkar. Şunu silelim. Evet. Üçüncü soru. Beş çarpı 5 işleminin sonucu 4 çarpı 5 işleminin sonucundan kaç fazladır? Yine az önce bahsettiğim konu aslında. 3 tane soru birbirine çok benzer sorular. 5 çarpı 5 25'tir. Kalemi de unutuyorum. Evet, 25'tir. 4 çarpı 5 kaçtır? 20'dir. Kaç fazladır? Bu şekilde bulabiliriz. Cevabı 5'tir ama 5 kere 5 4 kere 5. Şimdi burada ne var? 5'ler sabit, ikinci çarpanlar sabit. Sadece birinci çarpanlarda bir oynama, bir değişiklik var. Birinci çarpan burada 4 tane, burada 5 tane. Yani sadece 1 tane artmış. Buradaki değişiklikler buradaki sayı kadar artar ya da azalır demiştik az önce. O zaman 4 iken 5 olduysa sadece 5'lik bir fark oynar. O da zaten burada işlemimizde ortaya çıkmış. Dördüncü soru. 16'nın 5 katının 23 eksiği kaçtır diyor. Kat dediği zaman çarparız. Eksi dediği zaman da çıkarırız. Eğer burası fazlası olsaydı o zaman da toplardık. Ama bize burada ne soruyor? Eksini soruyor. Şimdi 16'yı 5 ile çarpıyoruz. 6 kere 5 30, 50 var 3. 5 kere 1 5, 3 de 50 vardı 8, 80. Daha sonra da 23'ü çıkarıyoruz. 0'dan 3 çıkmaz. Gittik buradan bir 10'u kaldık. 7 kaldı. Buraya verdik. 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7. 7'den 2 çıktı. 5. 57'dir cevabımız. Evet, 5. sorudan devam edelim. Bir ekmeğin fiyatı 125 kuruştur. Günde 2 ekmek yiyen bir ailenin 3 günlük ekmek masrafı kaç kuruştur? Şunu şöyle kenara alalım. Evet, bir ekmeğin fiyatı 125 kuruşmuş. Bu ekmekten 2 tane yiyorlarsa 2 tane 125 kuruş. 10, 50 var 1. 2 kere 2, 4. Bir de 50 vardı 5. 2 kere 1, 2. Bunlar günlük 250 kuruş harcıyorlar ekmeğe. 3 günlük fiyatını sorduklarına göre her gün aynı miktarda ekmek yiyorlarmış. 250 çarpı 3 0. 5 kere 3, 15. Çok pardon.
15'in 5'i. 50 var 1. Sonra devam ederiz. 3 kere 2 6, bir de 50 vardı. 7.750 kuruş. Evet, devam ediyorum. Nermin Hanım marketten kilogramı 35 TL olan peynirden 3 kilogram, kilogramı 28 TL olan zeytinden 2 kilogram almıştır. Nermin Hanım'ın kaç lira ödeme yapması gerekir? Evet, 35 kilogram olan peynirden 3 kilogram almış. 28 TL olan zeytinden de 2 kilogram almış. Şimdi peynir, ilk önce anlayacağız problemi, 35 TL fiyatı. Zeytin fiyatı ne kadarmış? 28 TL. Bundan 3 kilogram, bundan da 2 kilogram almış. 1 kilogramı 35 TL, 1 kilogramı 28 TL. Yani 3 tane 35, yani 2 tane 28. Ne yapmamız gerekiyor? Yine çarpma işleminden yararlanacağız. 35 çarpı 3, 15, 50 var 1, 3 kere 3, 9, bir de 50 vardı. 10. Yani burası ne yapar? 105 TL. Buraya gelelim. 1 kilogram 28 TL ise 2 kilogramına kadar yapar. 16 elde var 1. 4. Bir de elde vardı 5. 56 TL. Toplam olarak kaç TL öder? Bu ikisini toplamamız gerekiyor. Şuraya yapalım. 105, 56, 11, elde var 1, 5. 0 ile 5 topladığımız zaman 5. Bir de elde vardı 6. 161 TL. Evet, devam edelim. 7. soru. Şöyle büyütelim. Hatta daha da büyüsün, daha net gözüksün. Bir sayının yarısı 45'tir. Bu sayının 3 katı kaçtır? Bir sayı diyorsa eğer, biz o sayıyı bilmiyoruz. O yüzden kutucuk diyebiliriz. Çiçek diyebiliriz. Bilen yüz diyebiliriz. Yıldız diyebiliriz. Ben kutucuğu tercih ediyorum. Dikdörtgen ya da. Bu sayının yarısı 45'tir. Yani biz bu sayı varmış, bir sayı varmış daha doğrusu. Bunun yarısı 45'miş. Daha sonra bu sayı bulduktan sonra o sayının 3 katına kadardır diyor. Yani bulacağız şurada şuradaki sayıyı. Ardından bulduktan sonra onu 3'e çarpacağız ve gerçek sonucu bulacağız. Beklenen, istenilen sonucu bulacağız. Şimdi bu daha bölme işlemi öğrenilmediği için burada bir sıkıntı olabilir anlamanızda. Bunu nasıl yapacağız? Bir sayının yarısı 45 ise, yani şöyle düşünün. Bu şekilde bir daire düşünelim. Bunun yarısı 45 ise, burası 45 ise, tam yarısıysa eğer, diğer yarısı da 45 olmaz mı? Diğer yarısı da 45 olur. O zaman ne olur bu sayının tamamı? 45 artı 45. Ya da 45 çarpı 2. Çünkü 2 tane 45 var. 90. Bu sayı 90'mış. Yani 90'ı 2'ye böldüğümüz zaman 45 çıkarmış. Peki bizden istenen ne? Burada bulunduğumuz sayı, bu kutucuk içindeki, dikdörtgen içindeki sayının, yani buraya yazdığımız zaman 90'ın 3 katı nedir? 0, 9 3 çarptık. 27'dir. Yani 270. 8. soru. Bir torba çimentonun fiyatı 28 liradır. 12 torba çimentonun fiyatı kaç TL'dir? Liradır. Bir tanesi 28 TL. 12 torba. Bundan yani 12 tane. Yani 12 ile ne yapacağız? Çarpacağız. 2 basamak sayılı 2 basamak sayının çarpımı. 8 kere 2 16, elde var 1. 2 kere 2 4, bir de elde vardı 5. 1 kere 8 8, 2 kere 1 2. Topluyorum. Şurada basamak kaydırmayı unutmamam gerekiyor. 6 8 5 de 13, 13. elde var 1. 2, bir de elde vardı 3. 336. Evet, 9. sorudan devam edelim.
Okan mağazadan tanesi 139 TL olan gömleklerden 3 tane aldı. Kasiyere 500 TL verdi. Okan kaç lira para üstü almalıdır? Şimdi gömleği varmış. Beğendiği gömlek varmış. Gömleğin fiyatı 139 TL. Fakat bunlardan bu arkadaş 3 tane almış. 3 çarpı. Yani 139'da 3 çarparız. 9 kere 3 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 3 9. 2 de elde vardı 11. 11'in 1'i elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde vardı 4. 417 TL gömlekler için ödediği miktar. Cebinden kaç para çıkmış bu arkadaşın? 500 TL'si çıkmış. Kasiyere vermiş. Tutan miktar da 417 TL. Bakalım arkadaşın cebine ne kadar para girecek. Şimdi bu tarz soruları yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç kural var. Onları bir tekrarlayalım. 0'dan 7 çıkmaz. Buraya gideriz. Bu komşuya gideriz. Peki bu komşu da var mı? Bu komşu da yok. Bu komşu yoksa bir üstteki ya da yan taraftaki diğer komşuya gider. O. Ve burasında olduğu için 5 olduğu için 5 bir tane yan tarafa hemen bir borç verir. Burada 4 kalır. Burası 10 olur. Bunu duyan buradaki komşu boş durur mu? Hadi sen zengin oldun der ve bir tane de bana ver dediği zaman burası 9 olur, burası 10 olur. Artık şuradaki 10'a, buradaki 9'a ve buradaki 4'e göre işlem yapacağım. Buradakileri görmeyeceğim. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 1 çıktı. 8. 4'ten 4 çıktı. 0. 0 yazmasak da olur. Buraya yazdığımız 0'ın hiçbir önemi yok. İstersek binlerce 0 yazabiliriz. Önemli olan 0'dan sonraki değerler. 83 TL. Evet, 10. soru. Bir kümeste 33 tavşan, 28 tavuk vardır. Bu kümesteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Tavşanda kaç ayak vardır? 4 tane. Tavuğun kaç ayağı vardır? 2 tane. Peki kaç tane tavşan var? 33. Kaç tane tavuk var? 28. Şimdi ne yapıyoruz? 33 ile 4'ü çarpıyoruz. Ardından bulduklarımız bunların ayak sayıları olacak. Toplam ayak sayısını soruyor bize. Bulduğumuz sonuçları da toplayacağız. 4 kere 3 12. Elde var 1. 4 kere 3 12. Bir de elde vardı 13. Burayı bulduktan sonra muhakkak yazalım. Ne diyelim? Tavşanın ayak sayısı. Tavşanların ayak sayısı. 28 çarpı 2. 8 kere 2 16. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5. 5. Ne yapıyoruz şimdi? 56. 56. Tavukların ayak sayısı. İkisini toplamamız gerekiyor. 132. 56, 8, 8, 1. Burası nedir? Toplam ayak sayısı. C şıkkı. Evet, 11. soru sanırsam burada, evet, aşağıda. Bir okulda 378 kız öğrenci, kız öğrenci sayısının 2 katının 298 eksiği kadar da erkek öğrenci. Erkek öğrencileri bilmiyoruz. Hesaplayacağız, bulacağız. Buna göre okulda kaç öğrenci vardır? Kızlar, erkekler. Kızlar 378, erkekler belli değil. Ama erkeklerle ilgili bir ipucu var. O da şu. 2 katının 298 katı eksiği diyor. Yani bunun 2 katının 198 eksiği. İki tane işlem var. Bu iki işlemi yaptığımız zaman erkekleri bulacağız. Ardından da öğrencilerin hepsini toplamamız gerekiyor. 378 2 ile çarpılıyor. 16 elde var 1. 7 kere 2 14. Bir de elde vardı 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde vardı 7. 756. Ardından 298'e çıkarmamız gerekiyor. Ki erkek sayılarını bulabilelim.
6'dan 8 çıkmaz, gittik buradan bir 10'u kaldık, burada kaldı 4, buraya verdi 16 oldu. 16'dan 8 çıkardığım zaman 8 kalır. Sonra burada kalmıştı 4, 4'ten 9 çıkmaz, gittik buradan bir 10'u kaldık, burası ne oldu? 6. Ve buraya bir 10 verdiği zaman burası da 14 oldu. 14'ten 9 çıktı, 5. Buraya bakalım, 6 kalmıştı, 6'dan 2 çıktı, 4. 458 kimin sayısı? Erkek öğrencilerin sayısı. Şimdi herhangi bir boşluğa ne yapacağız? Hatta şuradan kalem rengini değiştirelim. Şuradaki erkek sayısı ile buradaki kız sayısını toplayacağız. (378, 458) topluyoruz. 8, 8, 16 elde var 1. 7, 5, 12 bir de elde vardı. 13, 13 elde var 1. 3, 4, 7 bir de elde vardı. 8, 836. C şıkkı. Evet, 12. soru. Bir terzi içinde 95 tane düğme bulunan kutulardan 6 kutu almıştır. Terzi aldığı düğmelerden 229 tanesini kullanmıştır. Terzinin kaç düğmesi kalmıştır? Evet, şurasını silelim. Şöyle birazcık bir boşluk bırakalım. Evet. Şimdi kutular varmış. Bu kutular düğmeyle doluymuş ve içinde 95 düğme varmış. Bu kutulardan 6 tane almış. Yani 6 tane kutu olduğu zaman 95'ten 95, 95. Bakın ne kadar uzun sürecek. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde yapmak çok uzun süreceği için işte biz çarpma işlemini yaparız. Yani 95'te 6'yı çarparız. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 9'da 6'yı çarptığımız zaman 54. 3'te elde vardı. 57. Yani 570 tane düğme varmış kutularda toplamda ama. Bakın ne diyor? 229 tanesini kullanmış. Terzinin kaç düğmesi kalmıştır? Geriye ne kadar kalır? Gibi sorular olduğu zaman azaldığı için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 0'dan 9 çıkmaz. Buradan bir 10'u kaldığımız zaman 6 kalır. Buraya verdiğimiz zaman 10 olur burası. 10'dan 9 çıktı 1. 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 341. 13. soru. 5 vagonlu bir yolcu treninin her vagonunda 46 yolcu vardır. Buna göre trende toplam kaç yolcu vardır? 1. vagon, 2. vagon, 3. 4. ve 5. vagon. Bu da trenin uç kısmı olsun. Şekil çizmek çoğu zaman işe yarayabilir. Bu şekilde hızlı bir tren çizdiğimizde her vagonda 46 yolcu varsa bu 46, 46, 46, 46 ve 46. Buna göre trende kaç yolcu vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 46. Bunu da yan yana çarpalım. 6 kere 5, 30. 30'un 0'ı 50 var, 3. 5 kere 4, 20. 3 de 50 vardı. 23. Yani bu trende 230 yolcu vardır. Cevabımız B şıkkı. Ha, diyeceksiniz ki öğretmenim, bu tren kim kullanıyor bu treni? Makinist kullanıyor. O zaman bir kişi daha eklememiz gerekmiyor muydu diye sorabilirsiniz. Belki de bu yeni çıkan akıllı trenlerdendir. Makinisti olmayan ya da vatmanı olmayan tramvaylar var ya, onlardan biri olabilir. O yüzden onu geçiyoruz, 230 cevabı. Şurayı tekrardan silelim. On dördüncü soru. Evet.
5 raflı bir kitaplığın her rafında 11 hikaye ve 9 masal kitabı vardır. Bu kitaplıkta toplam kaç kitap vardır? Hemen bakın buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rafı olsun. Her birinde 11 hikaye ve 9 masal kitabı. İlk önce burada kaç tane kitap olduğunu bulalım. 11 ile 9'u toplarsak her birinde 20 kitap var. Eğer birinde 20 kitap varsa o zaman ben bunları hadi ne yapayım hepsini 20-20 5 kere toplayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne gerek var öğretmenim diyorsunuz muhtemelen. 20 ile 5'i çarpacağız diyorsunuz. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. Cevabı 100'dür. Bakın şurada bir kısa bir yöntem var. Böyle yapmanız her zaman daha güzel olur. Şimdi 10'un ve 10'un katları olan sayılarla çarpma işlemi yaptığımız zaman yani 100 gibi sayılarla yaptığımız zaman 10'la çarptığımız zaman direkt sonra 0 ekliyorduk. 100'le çarptığımız zaman 2 0 ekliyorduk. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi 20 de 10'un bir katıdır. 20 10'un 2 katıdır. Yani 2 tane 10 vardır. Bu tarz çarpma işlemlerini yaparken şöyle yapabilirsiniz. Buradaki 0'ı görmeyin. Şu 0'ı görmeyin. En sonda sonuna 0 ekleyin. 2 kere 5 kaçtır? 10'dur. Ve buradaki 0'ı görmeyin demiştim ya. Şimdi ona 0 eklediğimiz zaman sonuna bakın yine 100 çıktı. Çok daha hızlı bir şekilde böyle yapabilirsiniz. 15. soru. Son soru galiba. Evet. Bir apartmanda 6 kat ve her katta 8 daire bulunmaktadır. Her dairede 3 kişi yaşadığına göre apartmanda kaç kişi yaşamaktadır? Şu şekilde bir apartman çizelim. 6 kat. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat. Her katta 8 daire bulunmaktadır. Burada 8 tane daire varmış. Şurası da olsun. 8 daire olsun. Ve her birinde de 3 kişi yaşamaktaymış. 3, 3, 3. O zaman bu katta, sadece bu katta kaç kişi yaşıyor? 8 tane 3. 24 kişi. E burası 24. Burası da 24. Burası da 24. Burası da, burası da, burası da. Yani 6 tane 24. 24 çarpı 6. 6 kere 4, 24, elde var 2. 6 kere 2, 12. 2 de elde vardı. 14, 144. Evet, bu soruları çözmüş olduk. Soruların devamı gelecek. İçerik takibi için abone olmayı unutmayalım.